Büyük bunu. Heh, tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. 8. söz. Bak göstereyim size. Buradan yapacağız. Belki şeyimiz yetmez. Zamanımız. Bu şu anda yere koydu. Şu da sağ yol. Sağ yol uzun. Nümeni olsun diye şey yapayım. Burada yapacağım mesela. Gelmiyor mu ses? Aa, doğru. Saçmamışım. Dur. Ses gelmiyor diyor. O zaman o kaza çıkartmam lazım. Hasan. Bu iş ciddiye bindi yani. Nasıl öyle demiş ya. Ha? Şey olmuş. Teravih meselesinde olmuş. Teravih meselesinde. Heh, onu da ver. Kendimizi böyle, kendimi bir böyle şey yapayım, ondan sonra başlayacağım. Geliyor mu ses? Tamam. Şu şurada dursun. Sekizinci söz. Ve psikoloji. Sekizinci söz psikoloji. Yazı okunuyor mu? En arkada okunuyor mu orası? Okunuyor. He? Az bir şey büyütüyor. Oradan büyümez abi. Büyümez mi? Nerede büyür? O zaman böyle kalacak. He? Tam böyle biraz da büyüse diyor. En son bu mu? Ya da diğer taraftan da kareler görünüyor diyorsun ya. Ha, çizgi olmaz. Yalnız büyük amcalarına şey yap. Şimdi sözleri açayım. Sekizinci söz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. İnne dîne indallahi'l İslam. Ben okuyorum, siz oradan takip edeceksiniz. Tamam? Şu dünya, buradan ne çektim ama zor olur bana da. Şu dünya ve dünya içindeki ruhu insani. Ruhu insani görüyor musunuz? Takke var inin üzerine. Var değil mi burada? Ha. Ruhu insani. İnsanın ruhunun kendisi değil, ruhunun içeriği. Yani zaten bu akşamki konumuz o. Yani ne insan buhran geçirir, buhran geçirir. Niye sıkılır? Niye depresyona girer gündelik lisanla? Niye canım sıkıldı, öf pof çeker? Yani şu dünya, dünyayı yorumlayamıyoruz. İki, dünya içinde bulunan soğan kabuğu gibi kainat, dünya, dünya içindeki ceset, ceset içindeki ruh. Nasıl, niçin bunalır? Ruhun içi. İçine gireceğiz inşallah bu akşam. Ve insanda dinin mahiyeti. Din senin için nedir? Yani din nedir yani benim için? Diyecek. Din benim için ne ifade ediyor? Hayatımı ne kadar bloke etmiş? Yani hayatımın içinde ne kadar yeri var dinin? Dinin kıymetleri ve
Dini hak olmazsa, batıl din var mı? Var tabi. Şamanizmden tut, Budizm'e kadar, Isuzu, Nissan, Tao, bunlar araba markası zannediyorsunuz. Isuzu, Nissan, arabaya verilen isim. Ama bir öğretidir, bir dinin ifadesidir. Japonya'da bir dindir yani, dinlerdir. Tao, ilaca verilmiş, antibiyotik. Tao diye ilaç var. Neler yapıyorlar da haberimiz yok yani. Ustad nelerle uğraşmış. Şimdi bu dünya eğer kıymetleri din hak olmasa dünya bir zindan olması. Beşer de bunu zaten şey yapıyor, ödüyor bunu bedelini. Dini hak olmasa. Abi bizim dinimiz hak. Dinde ama yerimiz ne yani? Din bizim için ne? Hayatın neresinde? O nispette dünya zindan oldu. Şimdi bir parantez açayım. Bak, öksürüyorum değil mi? Bir de telefonlara sitem ediyorlar. Cevap vermiyorsun, veremiyorsun. Veremiyorum yani. Bir de verdiğim miktar bu. O zaman umumi ders yapamıyor. Onun için onlardan özür diliyorum. Cevap veremiyoruz. Buradan gönderme yapalım. Şimdi hakikaten dünya zindan. Arkadaşlar, bina değil. Kafanın içi, bu kutunun içi zindan oldu mu, bu kutuyu nereye koyarsan koy. İstersen villaya koy. Cennet burada. Cehennem de burada. Şöyle bir insan düşünün. Mazisi yok. Geleceği de tabii yok. Bunun gündelik hayatını ve içsel donanımlarında ortaya çıkan hadiseleri neyi, nereye göre nasıl yorumlayacak? Yani dünyada gelen bir olay. Mesela kanser. Mesela geçimsizliği, ev geçimsizliği. Mesela ekonomi sorunu. Nasıl yorumlayacak? Ahiret inancı yok. Allah inancı yok. Ön taraf ahiret. Arka taraf yani sağ ve sol. Allah'a iman. Nasıl yorumlayacak? Fanus var ya, fanus. Camdan bir fanus. Buraya bir tane misket atın. Bir böyle gelir. Bir böyle gider. Bir böyle gelir. Bir böyle gider. Dünya böyle oluyor. Yani aynı kategoride, aynı mekanda dünyayı dünya ile izah etmenin misaliydi o. Aynı fanus içinde. Yani eşyayı nereye kıyas edeceksin? Güneşe göre, yağmura göre kıyas edeceksin. Yağmura göre kıyas edeceksin. Et bakalım. Bu nedir? Onun için ahiret inancı ne kadar hayatımıza hakim olursa dünyamız cennet olur. Allah hayatımıza ne kadar hakim olursa ruhumuz cennet olur. İnsanın cennetinin üç kategoride üstad simgeliyor. Kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şehriye. Girmeyeceğim ona. Vasat, ifrat, tefrit. Kuvve-i gadabiyenin vasatı, ifratı, tefriti. Kuvve-i şehriyenin ifrat ve tefriti. Bu vasat toplamı, her duygunun vasat toplamı insanın cennetidir. Fıtrattır, şeriattır, sünnet-i seniyedir. İfrat mertebelerin toplamı şeytanlıktır. Tefrit mertebelerinin toplamı ise nefs emare ve negatifliktir. Buhran ve bunalım yani şer odaklı. Niye bana bunlar oluyor deme, çünkü sen bunlara camisin. Niye ağaçta çiçek gözüktü, yaprak, çekirdekte bu vardı da ondan. Evet, şu dünya zindan olması, eğer bir insanın nereden gidiyorsunuz bak, bir insanda dinin mahiyeti bilinmezse, dinin kıymeti anlaşılmazsa, hele dine hak olmayıp aliheler ve putlara taparsak, bu insanın dünyası bir zindan olması,
dinsiz bir insan insanse yok, en bedbah mahluk olduğunu, şu alemin tılsımını açan en bedbah mahluk olduğunu, şu alemin tılsımını açan ve zulümattan kurtaran ya Allah ve la ilahe illallah olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayece bak dinle. Bu temsili İbrahim Aleyhisselam'ın suhufunda var arkadaşlar. Bu temsili Allah vermiştir. 8. sözdeki temsil Allah İbrahim Aleyhisselam'ın suhufuna göndermiştir. 8. sözün bir listesine bakarsanız görürsünüz ki İbrahim Aleyhisselam'ın suhufunda var. Şurada dosyalar olduğu için çıkartamıyorum, bakarsınız. Eski zamanda iki kardeş İbrahim, bu ne oluyor kardeş, bu ne yapacağız bunu, bu adamla? Dürüst mü o ya? Nasıl biliyor? Eski zamanda iki kardeş, inşallah gün geçtikçe Risale-i Nur böyle ders olmasını temenni ediyorum. Sırf böyle dinleme olursa bana teveccüh ediyorsunuz. Hem de şahıs ortadan kalkmış oluyor. Ben seslendiriyorum, gözünüz orada. Askerde var ya, gözüm düşmanımda, kulağım sende komutanım. Yaptık ya böyle. Bak gözüm sende ustadım. Kulağım da orada, kitabında ustadım. Hani böyle şeyi. Ne hep gavurlar mı kullanacak bu aleti? Allah bizim için ikram etmiş. Eski zamanda iki kardeş uzun bir seyahate beraber gidiyorlar. Gitgide ta yol ikileşti. Çok acayip şeyler gelecek. Ama kendimizi sakın blok etme abi, bizim 8. söz yani, biliyoruz yani, yatki adam var. Öyle dedin mi alamazsın. Mesela bir misal vereyim. Kaçıncı sözdeydi? 4 kıyılık çanta varmış bir askerin. Kaçın? 3. sözde. Ne demek o 4 kıyılık çanta? Tamam. Abdestin farzı olarak söyleniliyor. Şimdi eğer 4 kıyılık çanta sormamışız yani. 4 kitaba, 4 ulul az peygamberine, tamam mı? 4 meleklere, insanın 4 veri tabanına, yapısında sudan yapılan insanın 4 karbon, hidrojen, azot, oksijen, yani 4 hakikatına, edile-i şeriye 4'üne bunlardır. Rastgele 3 denmemiş, 5 denmemiş o çanta. Bilerek deniyor. Hiçbir israf yoktur. Çünkü ilhamen yapılmış, yazılmıştır. Bak bakalım bu yolda var mıyız? o iki yol başında ciddi bir adam gördüler. Ondan sordular. Hangi yol iyidir? Ya beraber gidiyoruz, bir seyahat edelim. Bak şimdi, eski zamanda iki kardeş varmış. Uzun bir seyahate beraber gidiyorlar. Gitgide ta yol ikileşti. O iki yol başında ciddi bir adamı gördüler. Ne olur gidelim hadi hayale. Ondan sordular hangi yol iyidir. O da onlara dedi ki Allah Allah. Sağ yolda evet geldik şeylere. Büyümüyor değil mi daha? Yok. Keşke büyüse de. Ha? Nerede var ya bu? Şu mu? Olur mu? Başla. Olmaz. Sağ yolda idare edeceksin. Sağ yolda kanun ve nizama tebaiyet mecburiyeti vardır dedi.
bir kanun var ve bir nizam var. Bak, hiç dokunmadan külliyata şekillendirerek manayı alemimize şekille yerleştiriyoruz. Allah bile kainatı şekilsiz yapmamış. Renksiz yapmamış. Mesela ayva niye sarı? Çok düşünürdüm. Kar kırmızı olsa ne olurdu dedim. Sırf doğuda yağması lazım o zaman. Çünkü doğuda kırmızıyı çok severler ya. 5 kuruş fazla olsun da kamyon kırmızı olsun. Şimdi Allah bilerek yapıyor. Simalar, şekiller, renkler, hepsi kimliktir. Hatta koku bile, balığı kızartın, patatesi kızartın, kimin olduğu bile belli. Ehli olan palamutla hamsinin, istavritin kızartmasının kokusundan farkı anlar. Aşçı patates mi kızarıyor, patlıcan mı kızarıyor anlar. Korku bile kimliktir. Köpekler ve hayvanlar sahiplerini kokuyla tanır. Kimliktir. Renkler, elsinetikum elvani. Allah bilerek yapıyor. Şimdi bu şekille sokmaya çalışıyoruz kafamıza. Sağ yolda o ciddi adam, ciddi ama. Gidişatına bakıyoruz, hakikaten ciddi adam. Kanun var diyor sağda. Bir de nizam var. Ama diyor, bunun getirisi var tabii. Nedir? Fakat oraya tabi olmak da, yani o kanuna, nizama, tabaiyette bir mecburiyet var. Fakat külfet içinde, bunda bir külfet var tabii. Mesela nedir o? Bizim hayatımız bellidir. İstediğini yapamazsın. Sabah kaçta ne yapacağım belli. Öğle namazında ne yapacağım belli vaktinde. Ramazan'da ne yapacağım belli. Hepsi belli ya. Boşluk pek yok. Bak, tuvalete bile girerken belli. Şu ayakla gireceksin. Şöyle çıkacaksın. İçeri böyle yapacaksın. İçeriye bile hükmetmiş. Bana öyle din lazım. Tuvaletime de hükmetsin. Bana bir din söyleyin ki tuvalet adabını söylemiş olsun. Hayattan kopuk demek. Demek ki tuvalete kadar gelmiş, ondan içeri girememiş bu din. Tuvalete hükmetmemiş. Hatırlıyorsunuz değil mi, ben Almanya'da geçirdiğim bir içki meselesiyle polisin hadisesini. Ha, aynı olur. Mesela hükmetmemiş. Din hayatta çatışmaması lazım. Bakın dinin, yani din dediğim şey ruhsal yapımı, donanımı canlı tutan ve besleyen, beni tereddütlerden kurtaran, din hayatı yorumlayan ve hakikatimi kainatla bütünleştirebilendir. Din hayatın hayatı hem nuru hem esası ihya-i din ile olur. Bu insanların, bu insanın, bu ruhunun ihyası. Beslenmesi lazım. Yani bu insan, yani bu telefon uyduyla beslenmese ne veri gider ne veri gelir. Bu demir yığını olur. Din bir bağdır, iman bir bağdır. Yani devamlı veri tabanını besliyor. Seni canlı tutuyor. Diyor ki o ciddi adam, kanun var, nizam var, buna tebaiyet var diyor sağdan gidersen, kurallı gideceksin. Fakat diyor, o kurala uymakta bir külfet var. Onun içinde kendini bir emniyette ve saadette hissedeceksin. Saadet vardır diyor. Saadet. Mesela bugün ben yazmıştım psikolojide bunları, tabii şey tekrar ederken. Hakikaten hayattan kırmızı çizgileri kaldırırsanız, hayattan kırmızı çizgiler yok. Yani kavramların yok. Yani şöyle haramların, helallerin yok. Yani evetlerin, hayırların yok. Sende olmayınca tabii ben de emsalim. Hanımın da emsal sana. Hiç kimsenin yok diye kabul edeceksin yani. Kuralın yok yani seni. Durduracak, hayır dur, stop et. Buradan oraya geçemezsin. Böyle bir kural tanımıyorsan, kuralsız. Peki hayat ne olur? Düşün bakalım bu ev hayatı, aile hayatı. Kural yok, kanun yok. İstediğin, iddia ettiğin hürriyeti başkasında da olacağından ne olur? İstediğimi yaparım. Onlar da istediğini yapar. Namus paymalı olmaz.
şerefler, izzetler. Vallahi sen nasıl oldu, öldüğünü ben hiç görmedim tabancayla. Görmek istiyorum. Olur mu ya? Dur değil miyim? Ya hayvanların bile, yamyamların bile bir kuralı var. Hangi din var ki kuralı yok? 63 milyon Rusya insan öldürmüş. Ya, kuralından dolayı. 63 milyon 500 bin Çin öldürmüş. Bunlar vahşi ve barbar. İki nerede? Geri Ozan Çokol. Şimdi bir daha mı tıklıyorum? En üstte midir? Yok. Hop. Şöyle mi? Tamam. Şimdi o zat diyor ki ciddi adam. Sol yolda ise serbestiyet var. Ve hürriyet vardır. Var diyor. Yani namaz yok. Oruç yok. Helal, haram yok. Ne getirir? İnsanı bir tehlike ve bir şekavet var ama diyor. Yani ben hürüm ama herkes de hür. Ben hürüm ama dolayısıyla bana ne hükmeden birisi olacak ki? Dolayısıyla bu vahşi canavarlara da aslanlara da hükmeden birisi yok. Kendisini sahipsiz bilen kainatı da sahipsiz bilir. Rabbi olmayan Rabbul Alemin'i zaten kabul etmez. Rabbul Alemin olmayınca kainat vahşi canavarlar, kanserler, mikroplar, vahşi olaylar, belalar, depremler kendi kendine oluyor. Hepsi kendi kendine oluyor. Ne olacak bu? Şimdi diyor, yani bir tehlike var, şekavet var daha yaşarken. Şimdi intihaptaki ihtiyar sizdedir. Güzel huylu kardeş, sağ yola tevekkeltu alallah deyip gitti. Nizama ve intizama tebaiyeti kabul etti. Kabul etti. Şimdi sol yolu getirebilecek miyiz? Ama ben okuyayım diye bundan sonrasını öteki sayfada alırız. Ahlaksız ve serseri olduğu kardeş. Mesela ahlaksız ve serseri olan diğer kardeş. Onu sayfa aşağıda mı? Daha büyür mü? Yok. Tamam. Tamam. Neredeydi? İnsan mahiyeti. Eski zaman. Buraya kadar beraber okuduk. Sol yolda kanun ve nizama tebaiyet sağ yolda var. Sol yolda ise serbestiyet, hürriyet vardır. Fakat o serbestiyet içinde bir tehlike ve şekavet vardı. Burayı okumuştuk. Şuraya geleyim. Aha, geldim. Aradım yer. Akılsız ve serseri olan diğer kardeş. Niye akılsız? Beraber işleyelim. Akılsız niye? Nasıl? Akılsız. Akıl nedir? Yavrum bir susar mı? Sen sus. Tamam. Sen dur, büyüklerin yanında dur. Tamam. Akıl nedir akıl? Zeka ile akıl arasında ne fark var? Biri bilgiyi işleme hızı. Biri ise bilgiyi alıp iş. Biri hızı, biri motor mekanizması. Nasıl Mustafa? Bir dakika. Veriliş gayesinde kullanılmıyor. Evet. Veriliş gayesinde kullanılmasa buna akılsız denilir. Zeki ise Yahudi ve Deccal'a, maymuna ve tilkiye zeki diyor. Zeki ve dessas diyor. Zeki ve dessas.
şey yahudi zeki. Peki yaakulun taakulun efele tefekkerun efele tedebberun diyor. Yani aklınız yok mu ama iyi bir mühendis. Ha, fıtrattandır. Yani fıtratının gereğini yapabilen, kainattan görebilendir zekavet. Akıllı. Bu fıtratını yaratılış gayesine kullanan akıllı olur. Evet. Aynen öyle. İhtiyarı değil. Şimdi akılda irade. İhtiyar. Şimdi akıl, tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, irtizam, itikat. Dimada tezahür edince bütünlüğünü, bütünlüğünde ortaya çıkan bir hakikat. İtikat aklidir. İman kalbidir, vicdanidir. İhtiyar aklidir. İrade kalbidir. Unutmayın. Mesela ihtiyardaki intihap sizdedir. İrade demiyor. Olmaz zaten. İradenin yeri neresidir? Kalp, vicdan. Kalp ve çin. Bak vicdanın, vicdan dediğimiz paketi bir çakla yaralı. İçinde ne var? Bir dakika say. Zihin, his, irade, latife-i rabban. İradenin yeri neresi oldu şimdi? Vicdan. Bak vicdanın içini yarıyoruz. Dedi ki vicdanın içi diyor 136 hutbe-i şamiyede diyor. Zihin var. His var. İrade var. Latife-i Rabbani var. İradenin yeri orasıdır. Aklın itikadın yeri neresidir? Dimadadır. Tahayyül. Dimağı sayıyor. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, irtizam, itikad. İtikat. İtikat iman için şartlardandır ama yetmiyor. İtikadı düzgün. Çünkü itikat aklidir. Vicdanın dört veri, bu çok önemli şey anlatacağım şimdi. Vicdanın dört veri tabanı mı var? Dört temeli. Vicdanı bozulmuş bir insan düşünün. Kafirin tamamen bozulmamıştır, onu bilin. Münafık bozulmuş. Başka kimin bozulmuş? Mürtedin. Peki bunun vicdanı bozuldu demek ne? Neyi bozuldu? Zihni bozuldu, yok oldu. Hissi bozuldu, iradesiyle, o da iradesi yok. Mürtedin iradesi yoktur, ihtiyarı vardır. İrade yok. Peki neyle hareket ederler? Hayvaniyet mi? Hayvanların kullandığı ihtiyarları vardır. Hayvanların İradeleri yoktur, ihtiyarları vardır. 24. mektubun dalında diyor ki, sözlerde, 24. sözün ikinci dalında diyor ki, üç nevi ameli varmış. Bir tanesi hayvan. Ne yaparlar? Bunlar bir cüz'i ihtiyarları var diyor. Cüz'i ihtiyarları var. Peki nasıl ihtiyarını gösterelim? Taşa nispeten ciğeri tercih ediyor. Kim? Kedi. Mesela arı taşa nispeten çiçeğe konuyor. O bir de tercih değil midir? Tercihtir değil mi? Ha, bu neyle yapıyor? İhtiyarıyla yapıyor. Arkadaşlar düşünce mekanizmasının altını doldurmaya çalışıyorum. Yani başka şeyde de kullanırsınız diye. İlle bu ders işlenmiyor. Bakın ben irade ile ihtiyar arasındaki farkı şey yapıyorum. Bu çok önemli. Kaderde de kullanacaksınız. Ta alttan alıyorum. Bakın vicdan dediğimiz şeyde dört veri tabanı var. Vicdan bozulunca irade yoktur. Peki bu adam nasıl hareket ediyor? İhtiyarlarıyla hareket ediyor. Bozulduğu için Kur'an ne diyor buna? Bak Kur'an'a tevafuk ediyor. Kelenam velhumada. Hayvandan daha aşağıdır. İradeleri yoktur. Çünkü irade vicdanı bir sıfattı. Vicdan yok. Yok olunca irade de yok olur. Kafirin direkt böyle dini reddetmediği için merhamet ilahi olarak vicdanını tefessü ettirmemiş.
dönme ihtimali var. Ama mürtet öyle değil. Tatmış bırakıyor. Münafık öyle değil. Bilerek yapıyor. Onun için münafığın vicdanı yoktur. Hani sokakta birisine kızdığınız zaman o da vicdansız adam. Yani vicdansız adam demek münafık demektir. Demememiz lazım. Diyoruz da onu kastetmiyoruz yani ama dememek lazım. Vicdansız demek münafıktır, mürtettir. Şimdi ihtiyar aklidir. Cüz-i ihtiyar aklidir. İrade kalbi ve vicdanidir. Şimdi din akla hitap eder. Onun için diyor ki şimdi intihaptaki ihtiyar sizdedir. İrade demiyor çünkü iradeye geçmemiş daha. Şimdi ihtiyarla irade arasında ilmi kelamın farkını beyan ettiklerini söyleyeyim size. O da bir kitap okursunuz ancak şu anda söyleyeceğim şeyi okuduğumdan çıkarttım. İhtiyarda mevcut olanlar arasındaki tercih özelliğimizdir. Mutlaka mevcut olması lazım ihtiyar yapabilmen için. İradede ise o şey olsun veya olmasın. Mesela bu telefon mu daha iyi, yokluk mu? Yokluk daha iyi. Veya bu telefon daha mı iyi, bu mu daha kaliteli? İrade diyebilir ki bu daha kaliteli. İhtiyar bunu diyemez. Hayvaniyet olduğu için. Yani mevcut iki şey arasında tercih özelliğimiz, irade ise mevcut olsun veya olmasın. Mevcutlar arasında da yapar. Mesela onun için şu anda gözükmeyen, bardak gibi gözükmeyen Allah'ı intihap edemiyor. İradeleri olmadığından. İradeleriyle hareket ettiklerinden Allah'a intikal edemiyorlar. Çünkü intikal etmek irade sıfatıdır. İhtiyar değildir. Çok ilginç. Allah mesela veya diyelim ki uydu. Navigasyonu gördükten sonra cahil adam kabul edemez onu. Bana mı yapıyorsunuz? Telefon içindedir. Oysa yukarıdan beslendiğini intikal edemez. O konuda iradesi yok. Onun için irade sıfatı çok ilginçtir. Mevcudu muamele ederek, mukayese ederek olmayan, yani kayıtta olan iman ettiğimize mukayese edebilme özelliği var iradede. İhtiyarda yok. Vicdanı bir sıfattır. Onun için vicdanları zayıf olanlar Allah'a ve ahirete intikal edemezler. Çünkü iradeleri zayıf. O işte o yapıyor. Başka? İradede zihinde, vicdanda ne vardı? İrade dedik. Zihin var. Zihin vicdanidir. Allah'a ve ahirete tefekkür edemezler. Tefekkür etmek çok zordur. Çünkü vicdanı bir sıfattır. Yapamaz. Yapabiliyorsan, zerre kadar bir tefekkür yapabiliyorsan, öp de başına koy, şükret Allah'a. Çünkü vicdanının en güzel delillerinden bir tanesi tefekkürdür. 3. Dini hisler münafıkta yoktur. Mesela çocuğun gözünü oyabilir. Mermiyi sıkar. Ateşe atar. Hamile kadına mermi sıkar. Hiç vicdanı şey yapmaz. Çünkü vicdandaki his yok. Öyle bir hissi yok yani. Diyorsun ki bu insan nasıl bunu yapar? İnsan değil ki. Çünkü vicdan olmayanın insani hisler olmaz. Şu zihin, irade, zihin, his, insani hisler burada. Bu vicdanı tefessü edince artık onda dini bir merhamet arama, hayvani bir acıma gibi olur yani. Zaten ulvi duyguları da olmaz. Yürüyelim. Gözüküyor değil mi? Ama yazı böyle buradan bile zor. He? Bir kere daha tıklayayım. Oo, aferin.
akılsız ve serseri olan, böyle gidelim yani, ezmeyelim manayı. Yoksa tıkır tıkır gideriz. Diğer kardeş, akılsız yani Allah'ın verdiği donanımlarını vicdaniyatıyla kullanamayan. Ustad diyor ki, bak kime hitap ediyor, dikkat et. Aklını başına al diyor. Aklınızı başınıza alın. Kime diyor? Akılsıza. Neredeki aklına hitap ediyor? Vicdandaki zihine diyor. Vicdandaki zihine diyor ki, aklını al diyor. Falan yerlerde aklı. Akılsız ve serseri. Serseri ne demek? Zelzele gibidir. Zelzele vesvese gibidir. Vesves, zelzel. Aynı harflerin tekrarıdır. Serser. İ çekiyor. Serser. Zelzel. Zel. Zelzele dersini dinlersiniz. Vavla, ze. Aynı şey tekrar. Zelzele denmiş. Aslında zel tektir. Bir şeyin tekrarı. Tekrarı. Zel. Ves. 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 Vese. Serser. Serseri ne demek? He? Başı boş, ölçüsüz. Ya serbestiyeti yukarıda dedi ya, şeye kabul eden. Bak şu. Var mı bunda? Ha, öteki sayfadaydı. Hiç bozmayayım şimdi. He? Tamam. Serbestiyeti. Yani ölçüsü yok. Benim öyle diyor. Bir tanesi öyle demişti bana. Böyle bir hobim yok dedi. Din için. Dinle aran nasıl dedim. Şey, Allah ile aran nasıl? Böyle bir hobim yok dedi. Nasıl yaşıyor? Baktım ki hep uyutuyor. Peki nasıl yaşıyor böyle kabir mabir geldiği zaman diye düşündüm. Vicdandaki his olduğu için öyle şey yok. Mesela kabire götürürsünüz, orada babası ölmüş, cenazeyi Müslümanlar kılar, kendisi durur, kabire şey yapar, hiç almaz. Niye? Diş doktoru iğne vurmuş dişine, uyuşmuş, matkapla deliyor. Bir şey duyar mısın sen? İptal olmuş. İptal his denilir buna. Din duyguları iğnelemiş. İğneyi söylüyorum. Televizyon iğnelemiş. Maçlar iğnelemiş. Ondan sonra bak maçta internet iğnelemiş, uyuşturmuş. O tarafgirlik duygusu var ya yani Galatasaray Fenerbahçe. Onu İsrail'e vermemiz için Allah vermiş. Yani düşman olasın, küfre, İslam'a düşman olanlara. Ama biz sahada kardeşimize karşı harcadığımızdan sahadan çıkınca akşam geliyoruz. Oh! Hiçbir şey kalmamış. Haberlerde izliyor İsrail 10 tane Filistin'i öldürmüş. Yani geçen her dizi yapıyorlar. Niye kızmadı? Çünkü sahaya bıraktı şahsiyetini. O taraf kirliğini bıraktı. Orada boşaldı. Toprakladı o. Yok olmaz. Onun için benim eski yoldaş kardeşlerim, meslektaşlarım, maçlara onlar da kızıyor. Geçen görüştüğüm zaman. Bazı dostlarım beni, başka eski dostlarım var. En büyük düşmanımız diyor, televizyonla maçtır diyor. Çünkü dava adamı yetiştiremiyoruz diyor. Bir de kızıyorlar. İddia ettiğimiz davadan diyor, şey yaptılar diyor, kapitalizme kaydılar. Niye dedim Atakan? Ya dedi hep bankaya para merkezli hareket ediyorlar dedi ya. Böyle düşünen bir veya nesileti öğretmen olayım, savcı hakim olayım demiyorlar diyor ya Müslümanlar diyor, uyanık diyor. Bizimkiler diyor hep bankaya, para akı hareket eden yerlerde diyor. Ben de içimde hoşuma gidiyor. Yapma ya dedim. Demek ki para şey yapıldı ya. Neyse. Serser. Tekrar demektir. Aynı şeyi tekrar ediyor. Kafayı vurduğu halde. Gene yapıyor. Sığır ya. Sır kafayı vurur, gene vurur. Sırcığım bak, burası tavandır. Sır kafayı indir. Yok, büyüğüm bunu. İndirirsen oradan geçer. Yoksa yok. Sır. Ser ser o demek. Aynı şeyi tekrar eder. Yani kafayı darbe yediği zaman. Akılsız ve serseri olan diğer kardeş, sırf serbestlik için sol yolu tercih etti.
Sol yol ise hakikaten zahiren sabah namazına kalkmak yok. Oruç da tutmak yok. Zahiren hafif. Manen sahipsiz olmaktan, kontrolsüz olmaktan gelen bir ağır bir ruhsal yapısı var. Öyle he olmalarına bakmayın. Bastırıyor. Korkan adam korkusunu bastırmak için ya şarkı türkü söyler veya çoğu insanlar niye müziktir, dizidir, haberdir, maaştır. Hastayım diyenler hakikaten hasta. Maç hastası veya haber hastasıyım diyenler oraya hasta değil. Burada hastalığını unutmak için orada unutuyor kendisini. Hastayım diyor ama onu hastayım zannediyor. Oysa buraya hasta. Yani oraya bakarken aslında buraya bakıyor. Yani şöyle diyeyim. Bakacağım buraya saçıma, aynaya. Bu ayna. Buraya bakmak için buradan bakıyor. Farkında mısın? Buradan buraya bakamıyor. Bak, ayna. Buraya bakmak için buradan bakıyorum. Buradan bakan kim peki? Öyle bir kendimi bununla, iki şunla bu özdeş olmuş ki burada gördüğümü bu zannediyor. Burada gördüğümü aslında gördüm bu. Bu kendisi değil. Dünya böyle iş. Onun için uykudayız. Burayı görüyoruz, kendimizi zannediyoruz. Oysa kendimizin iz düşümü, gölge. Gölge ile meşgulsun. Asıl yok. Asıl yok. Biz değiliz ki bu. Asıl değiliz. Var mı kendisini kendisiyle gören? Mutlaka başka şeyle seyrediyoruz kendimizi. Eğer bu dersleri de duymasak düşünün. Bak şimdi derste bir sükunet ol. Okuyorsunuz. Okuyan insanlarsınız. Buraya gelenler öyle gelip geçiyordum diye gelmiyor. Buraya gelenler bilerek geliyor. Ve hepiniz okumuş insanlarsınız. Risale-i Nur'u okumuş insan. Böyle bile biz etkileniyoruz bu dersten ve zevk alıyoruz. Ya hiç bunu duymaya. Ya hepinize söylüyorum. Herkes düşünsün ben de. Ben bu kadar okudum ve bunları duydum ve buyum. Olayları böyle yorumlayabiliyorsam ya hiç duymayan, böyle yerlere gitmeyen adamların halet rüyelerine bakın. Röntgenini bir çekin bakalım ne halde? Korkunç. Uyuşturulmuş. 27 ile 33 arasında bu toplumun yani namazsız ve Kur'ansız toplumun %90'ı istisnasız şimdiki uydurukça tabirler panik atak, depresyon ve buhran ve bunalımda. Serser tarzında. Çünkü olayları yorumlayamıyor. Neyle izah edecek herhangi bir olayı? Olaya muhatap oluyor, çözemiyor olayı. Olayları hikmet-i ilahiyle yani kainatı yaratan zatın haberiyle yani tılsım-ı kainatı muğlakını Cenab-ı Hakk'ın nazarıyla Allah canibinden kudretin azameti altından bakamadığı için kader ilahinin izini, özünü, yüzünü müşahede edemiyor. Olayları önünü ve arkasıyla izah ediyor. Mümkün değil. O zaman işte bu hal oluyor. Sahipsizlik oluyor. İşte şu adam dereden tepeden bunu yazmadım. Çünkü bu normal. İkisine de bakıyor malzeme. İşte şu adam yok, sistemetik sol yol tercih. Zahiren hafif manen ağır vaziyete giden bu adam, bu adamı hayalen takip ediyoruz şimdi. Bu adamı hayalen takip ediyoruz. İşte bu adam dereden tepeden aşıp gitgide ta hali bir sahraya girdi. Birden müthiş bir sada işitti. Bir hayal eder misiniz öyle belgesel seyretmişsinizdir bu Afrika'yı. Çölde gidiyor şimdi. Böyle gidiyorum. Ben böyle hayalinizi kullanın işte. Baktın ki gidiyorsun. Zaten korkuyordum böyle. Ulan ne olur ne olmaz. O kadar olaylar duydum falan. Belgesel seyrettim. Ulan çıkmasın bir aslan. Müthiş bir aslan sadası işitilmesin. Ya.
Baktı ki dehşetli bir aslan meşelikten çıkıp ona hücum ediyor. O da kaçtı. Bunu veren, bu misali veren Cenab-ı Hak. İbrahim Aleyhisselam suhufunda var. Ne anlatılıyor musun? Hikaye değil. Ruhun ta kendisi. Ruhun haritası bu. Anlatacak o aslan neymiş. Çöl neymiş ama beraber işleyeceğiz. Ruhun haritasını çıkartıyor Allah. Ruh. Bu noktadan bakın. Çöl benim ruhumun neresi var? Baktı ki dehşeti bir aslan meşelikten çıkıp ona hücum ediyor. Kaçtı. O da kaçtı. O kaçtı. Ta 60 arşın derinliğinde susuz bir kuyuya rast geldi. Su yok. Bak kuyu var bir de su var. Su sus bu. Korkusundan kendini içine attı. Korkusundan kendisini içine attı. Beraber işleyebiliyor muyuz? Gidebiliyor muyuz? Yarısına kadar düşüp elleri bir ağaca rast geldi yapıştı. Kuyuya atıyorsun. Çünkü aslan var arkada. Bari arkada hiç şans yok. Yani durursan şans yok. Kuyuda ihtimal var. Atıyorsun. Atladı. Kuyuya bir ağaç varmış. Yapıştı. Kuyunun duvarında görmüş olan o ağacın iki kökü varmış. İki fare, biri beyaz, biri siyah. Hayatın ta kendisi. Evet. O iki köke musallat olup kesiyorlar. Aferin, okumuş. Tebrik ediyorum ben şimdi. Tam yani. Takip ediyorum, bakıyorum artık. İşi takip ediyorum. Gece ve gündüz. Kaç yaşındayım? Maşallah. İki fare, biri beyaz, biri siyah, o iki köke musallat olup kesiyorlar. Yukarıya baktı, gördü ki arslan. Aslan nedir peki? Ha. Nöbetçi gibi kuyunun başında bekliyor. Böyle. Bakıyor, aç aslan. Yani onun toklu senin varlığına bağlı. Düşün. Tehlikeyi düşün. Onun yaşaması senin ölmenle bağlı. Aç çünkü. Bir daha söylüyorum. Onun yaşamı, aslanın yaşamı senin ölmene bağlı. Yaşaması için sen lazımsın. Başka şansın yok. Böyle bir hayat. Ama ya. Ya biz bir tane ha bu demişti. Ölümü bayılmak zannediyorlar diyor. Bu hayat Allah Kur'an'ında öyle diyor. 16. mektubun sonunda geçiyor. Elabun biz oyun mu oynuyoruz diyor Kur'an'da. Yani bu kainatı yaratmayla biz oyun mu oynuyoruz? Aşağıya baktı gördü ki ne olur o siz de hayal onun böyle kuyuya atladın. Aslan dala yapıştı. Aşağıya bir baktın ki dehşetli bir ejderha içindedir. Başını kaldırmış 30 arşın yukarıdaki ayağına takip etmiş. 30 yaşında olan var mı? 1, 2, 3, 4. İstiyorum 30 yaşında olan. Senlere. Hissediyorum. Daha çok hissedersin. Oh, rahat olsun bizi. Evet, camı bir yerden açalım. Otur, size direkt bakıyor ha. Hayatınızın yarısı gitti. Varsa tabii gerisi. İnan, ben de 30'dum ama ne hiçbir şey anlamadım. Şu. Şimdiki zaman, ustad diyor. Bu ayna gelecek zaman. Bu geçmiş. Geleceğime gidiyorum. Aslında aynada geçmişim yansımış. Geçmişime gidiyorum. İstikbal diyor. Mazinin aynası. Buraya yansımış. Zaman
Hatt-i mustakimde gitmiyor diyor böyle. Daire var hareket ediyor zaman. Geçmişimizi ahirette görmeye gitmiyor muyuz? Yaptıklarımızı görmeyecek miyiz ahirette? Yaptıklarımızı görmeye gidiyoruz. Peki yaptıklarımız geçmiş değil midir? Ama yaptıklarımıza gidiyoruz. O zaman geçmiş gelecek olmuş. Aldanıyoruz. Aldanıyoruz arkadaşlar. Andır. Ne geçmiş ne gelecek. İkisi aynı. Bak. Haşir meydanına gidiyoruz. Haşir meydanı gelecek değil mi şu anda bizim için? Şu anda orada mıyız? Yok. Gidiyoruz oraya. Oraya gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Haşir meydanda. Ne yapacağız? Yaptıklarımızı görmeye. Yaptıklarımız geçmişte kalmıştı. Meğer yaptıklarıma gidiyormuşum. O zaman geleceğim geçmişim imiş anlamamışım. Geçmişim aslında gelecek imiş. Yani adam bunu görmeye mi gidiyor? He? Ben bugünü görmeye mi gidiyorum? Evet. Bugünü görmeye gidiyoruz. Bugünle. Bilim olmuş işte. Bitmiş kardeş, bitmiş. Kur'an bazen onu söylüyor. Olmuş bitmiş işte, cehenneme kimse daha gitmedi. Kabirde. Kimse ahirette değil daha. Ölenler, ölenler alemi berzahta, ahiret haşirle başlar. Ama öyle Kur'an senaryo çiziyor ki, olay olmuş, bitmiş, haşir meydanında sürüklenesi atılmış, cehennemdekiler bağırmış, benim bir de şey yap, oysa öyle yok da. Çünkü bitmiş olay. Film bitmiş. Geçmiş gelecek. Sen ancak sana tasarruf eden, icraat ettiğin şeylerde ancak teslimiyle, dua ile, niyet ile sahipleniyorsun veya reddediyorsun, o kadar. Başka hiçbir şey, hiçbir medhalin yok. Matematikte bir işlem yapıyorsun. He. Doğru mu yanlış mı sağlamasını yapıyorsun. Hı. Bu hayat sağlamasını. Gibi. Kader, faili muhtar, kainat sistemini çalıştıran kendisi. Bize birkaç tane tercih sunmuş. O da temelde değil. Mesela diyelim ki nefes alıp vermemekte tercih sunmamış. Hani eylemlerde birkaç tane tercih sunmuş. Şöyle diyeyim. Metro düşünün. Yukarısı elektrik, aşağısı ray. İkisi arasında hareket ediyorsun. Durak, istediğin durakta iniyorsun. Bakın. Devam edelim. Beni çok etkiliyor bu mesela. Bu Allah verdi ya bu misali, kök, iki fare falan. Ruh haritasını açığa veriyor. Halet-i rüyamızdan bahsediyor aslında. Uygulamasına geçeceğiz. Aşağıya baktı, gördü ki dehşetli bir ejderha içindedir. Başını kaldırmış 30 arşın yukarıdaki ayağına takarrub etmiş. Ağzı kuyu ağzı gibi geniştir. Kuyunun duvarına baktı, gördü ki ısırıcı, muzır haşerat etrafını sarmışlar. Ağacın başına baktı, gördü ki bir incir ağacıdır. Fakat harika, incir de çok ilginçtir. Fettiğini ve zeytin değil mi? İncir de çok ilginçtir. Hani Kur'an'da niye incir denmiş diye, fettiğini ve zeytine yemin etmişti. Burada var incirin ne demek olduğunu. İncir çok ilginçtir. Bütün meyvelerin hakikatına camiymiş. İncir ağacı. İncir. Hakikatına. Ha? Her iklimde olmak gerek. Öyle mi? Her iklimde oluyor mu? Her iklimde oluyor. Her fotoğraf. Hatta kayan iklimde. Ne oldu bu? Neyse ben okuyayım da bu... Ne? Yok. Sen kapatıp bir de mi açalım? Ben okurken. Tamam. Kuyunun duvarına baktı, gördü ki ısırıcı, oraya okudum, bir incir ağacıdır. Fakat harika olarak muhtelif çok ağaçların meyveleri, bak cevizden nara kadar başında yemişler var. İncir böyle. Ceviz ve nar. Peki cevizi de kullanması çok ilginçtir. Cevize bakın, nereye benziyor yapısı? Beyne. Beyne benziyor.
Bir de nar varmış. Öyle mi dedi? Nar. Nara kadar başında yemişler var. Ben olsaydım kara yemiş koyardım buraya. Kara yemiş biliyor musunuz? Kainatın en lezzetli meyvesi. Başında yemişler var. İşte şu adam suyu fehminden. Nerede? Ha. İşte şu adam solcu. Geldik. Buraya kadar tamam. Ortak olduğu için haritayı almadım. Suyu fehminden. Ne demek? Akılsızlığından. Yarı, olayları yanlış yorumlamaktan. Algılamayı silin kafanızda. Yanlış anlamaktan, izah etmekten. Bir de şey silin. Bu baz. Ne bazı ya? Biz kilisede okurken şey lisede asit ve baz diye okumuştuk. Turnusol kağıdı vardı yani böyle. Bu baz. Ne baz ya? Bu noktayı nazar ya. Bu mevzuyla yani o kadar cami kelimeleriniz var ki. Tamam. Suyu fehminden, anlayışsızlığından, akılsızlığından anlamıyor ki bu adi bir iş değil. Hakikaten acayip. Bu ölüden toprak çıkıyor. Ölü topraktan hayat çıkıyor. Odun çubuklarından besleniliyoruz. Yani et, kemik ve fışkı ve kan içinden rızıklar akıtılıyor. Bu işler adi bir iş değil. Yani adi derken a çekiyor arkadaşlar. Evet. Basit değil yani. Adi değil yani. Normal yani sürecin içinde olması gereken bir şey değil. Tamamen müdahale ile oluyor. Mesela ölüden hayatın çıkması normal bir hayat sürecinden olmaz. Yani ölüden toprağın çıkışı, ölüden hayatın çıkması hangi sebep olabilir? Kim verebilir ki bu hayat? Ölüden hayat çıkıyor. O yani ölüden hayat, ara boşluğu var. Neyle dolduracaksın? O zaman bir müdahale gözüküyor burada. Esma-i Hüsna diyor, tulu ediyor. Mesela şekilsiz olması daha kolayken şekilli oluyor. Hikmetsiz olması gerekirken hikmetli oluyor. Bu adi işte, bu adi bir iş değil. Bu işler tesadüfi olamaz. Niye? Bunu o anlıyor ha böyle. Bu acip işler içinde garip esrar var. Ve pek büyük bir işleyici var olduğunu intikal etmedi bu. Yani halet-i rüyetini şimdi beraber şey yapalım. Solcu yani Allah'tan kopuk, aleminde din ve Allah olmayan uydurukçasıyla onun dediğini söylüyorum. Benim böyle bir hobim yok diyor. Bu adamın aleminde adi işler olarak sıradan gözüküyor mesela. Ölüden dirinin çıkması. Tesadüfe veriyor. Ondan sonra garip esrar var olduğunu anlamıyor. Ondan sonra içerisinde bir işleyici olduğunu intikal etmedi. Etmiyor. Etmeyince kendisine de işleyici yok. Yani düşünün. Sahipsiz, yetim ve kimsesiz. Yani kafire şey geliyor. Vesvese gelmez arkadaşlar. Kafire yetimlikler, kimsesizlikler, öksüzlükler gelir. Müslümana vesvese gelir. Çünkü boş eve niye hırsız gelsin? İnşaat demirini çalan pek yok ki. Ancak çingeneler çalar. O bir şey değil yani. Bak, dökersiniz inşaat demirini, çimentoyu, çakılı. Ama altın öyle mi? Altın da madendir. Yani demek onun karşılığı var. Onun karşılığı yok. Şimdi bunun işler değil. Bu işler tesadüf olamaz. Bu işler içinde garip esrar var. Anlayamadı. Etmedi. Ve pek büyük bir işleyici var olduğunu intikal etmedi. Şimdi bunun kalbi ve ruhu ve aklı düşünün. Bak. Şimdi bunun gözüküyor değil mi orada? Kalbi, ruhu, aklı. Kalp, ruh, akıl. Akıl, kalp, ruh. Şimdi onu takip edelim.
şu elim vaziyetten gizli feryadı figan ettikleri aldı. Yani niye feryat ediyor? Akıl, kalp, ruh. Nereden feryadı figan ediyor? Karşılıksız. Karşılığı yok. Aklın istediği var, karşılığını vermiyor, kapatıyorsun. Onun için en büyük yalancı kimdir? Fıtratına yalan söyleyendir. Yani mesela fıtrat beka istiyor. Ebed istiyor. Sonsuzluk istiyor. Bak bakalım isteklerine bak. Hiç dünyada var mı? Peki yalancıya bak şimdi. Fıtratına rağmen faniye talip, faniye razı, bekaya taluk eden bir şey yapmıyor. Böyle bir gayreti yok. Böyle bir adım atması yok. İşte bu yalancılık bu tam kendisidir. Bunu ciddiyette kullanıyor kis. İşaret edeceğiz dostlar. Yani ciddi değil. Çünkü kis sahip. Yalancıdırlar diyor. Adım atmayınca Kur'an ona yalancıdır diyor. Arkadaşlar, kafirin ruhu, aklı ve kalbi feryadı figan ediyor. Yanıyor, yanıyor motor, inan. Motor yanıyor. İçi yanıyor. Nasıl susturacak? Su koyamazsın motora. Nefse emmareti de sanki bak şimdi güya bir şey yokmuş gibi tecavül edip nefse emmare simgesel olarak kim diyebiliriz burada? Şöyle diyeyim. Tabii ben kastettim nereden? Nefse darbe vurmak neyle oluyor? Oruç tutmak. Ha? Oruç tutmak ve az uyumak. Bir daha tekrarın çok önemli bu. Çünkü bakın gene başka şeyleri düşünmenize de malzeme olsun. Bak şimdi. Nefsi tanımak için kullanıyorum şimdi. İyi dinleyin. Tefekkürünüzde kullanacaksınız. Az uyumak, az yemek nereye darbe vuruyor? Nefse. Oysa az yemek, az uyumak cesede darbe vuruyor. A eşittir B ise, B eşittir C ise, A eşittir C midir? Evet. Az yemek, az uyumak, nefse darbe vurmaksa, A eşittir B ise, az yemek, az uyumak, bedene darbe vermekse, o zaman nefis eşittir bedendir. Yani kalbimizin, aklımızın ve ruhumuzdan hiç umurunda değil. Seyretmek istiyor. Yemek istiyor, uşkurluğunu tatmin etmek istiyor, mideyi doldurur. Ruhtan, kalpten hiç haberi yok, umurunda değil. İşte benim nefsim, benim ruhum, ben diye. Üçe ayırmadıkça hiç kimse vehim ve vesveseden kurtulamaz. İlim onu tard eder, cehil onu davet eder, tanırsan gider, tanımasan gelir. Yani bu tanımlama içsel alemi çözmeye bağlı işte. Böyle çözüyoruz. Mesela iyi değilsin. Birisi var mesela içimizde. İlle bana şunu inandırmaya çalışıyor. Hastasın, iyi değilsin. Hastasın. Hep böyle hastalığıma odaklandırıyor. Düzelmezsin, düzelemezsin. Hep bunu yapan o vehim ve vesvese. Yani nefs-i emmare. Birisi de onu kullanıyor. Şeytan. Başka bir tanesini söyleyeyim. Seni Allah ile korkutuyor, cehennemle korkutuyor. Senin imanın var mı? İmanın yok galiba diyen imansız. Şeytan. Şeytanın Allah'a imanı yok, beni imansızlıkla korkutuyor. Sesleri yapıyor. O zaman Allah'tan korkuyor mu şeytan? Korkmuyor. Ama bizi korkutuyor mu Allah ile şeytan? Evet. O zaman birleştireyim cümleyi. Allah'tan korkmayan şeytandan, bak Allah'tan korkmayanın korkutmasından korkmamak lazım. Allah'tan korkmayanın korkutmasından korkmamak lazım. Rahatladın değil mi? Elhamdülillah. Şeytan kuduruyor. Böyle tanıp, yani ayırdın mı kendini kasap gibi? Mesela et bir tarafa, kemik bir tarafa ayırıyor ya masaya.
Kendini böyle paketli ayırıyorsun biliyor musun? Bu kalptir, bu akıldır, bu nefistir. Şimdi bu bir baktık ayırdık şimdi. Nefs emmaresi hiç umurunda değil. Kalp mi ağrıyor? Kalp mi bir şey istiyor? Ruh yani. Akıl mı bir şey istiyor? Ceset hiç umurunda değil. Leylim leylim yani. Kaf. Fok balığı. Onun için cesetle ruha intikal ediyoruz. Cesedi şöyle olan, uzun boylu olan, şişman olan, bilmem ne yapan, alimler demiş. Peki ne işine yarayacak o bilgiler? Zaafını bil, ona göre tedbir al. Bize de diyor ki, saçı beyaz olan şöyle olur. Ona göre bana tedbirimi davran yani, benim zaaflarımı bil. Ben biliyorum zaaflarımı. Tamam. Ha o zaman, mesela saçı dökük olan, bunlar kötülük için denmemiş. Doktora gidip para vermiyor musun? Çok ağrıyor. Doktor dedi ki üşüttün. Aferin doktor, çok iyi tespit ettik hastalığımı, al sana 100 milyon. Sanki bir haber vermiş. Doktor hastalığını söylüyor, para veriyorsun. Alimler senin hastalığını söylüyor, tedbirini al işte. Ha, şişman olan, uzun boylu olan, beyaz saçlı olan zaafı budur. Ahlaken sorunları bunlar var. Ha ben ne yapacağım? Ona göre adım atacağım kendime. Karşımki tarafı da ona göre rencide etmemek için dikkat edeceğim. Bunlar bizim uyumlu çalışmamız için söylenmiş. Nerede nereye atlıyorsun? Yani ruhla ceset, ceset de ruh ilişkisini göstermek istiyor. Mesela utanmak haya ruhsaldır, kızarmak bedenseldir. Elbette ki haya değildir efendim kızarmak. Ama ne oldu? Yani kapatalım şunu. Şuraya mı? Şu mu? Şu değil mi? Aferin. Tamam geldik değil mi? Yok. Bu 1'e geldi. Bir daha yaparsak 2 mi? Hayır. 2'ye nasıl geçeceğiz? Ha? Ha? Heh. Tamam. Şimdi aşağı iniyoruz. Ruhun istekleri bedende gecikmedi mi? Evet. Mesela stres, bunalım, bu gibi haller ruhta teşekkür eden, ruhta zengin bulan şeyler. Ama o insanlar mesela mide ağrı, baş ağrı. Hatta anlamlandıramıyor. Hayatı, kainatı, başına gelen hadiseleri anlamlandıramıyor. O yüzüyle kanser oluyor. Hatta zina yapan, içki içen, namaz kılan, kılmayan, hatta sabah namazını kılıp kılmayan simadan belli oluyor. O kadar ruh cesit ilişkisi. Şimdi kalbi ve ruhu, aklı, ha, nefs emmaresi güya bir şey yokmuş gibi, tamam, tecavül edip ruh ve kalbin ağlamasından kulağını kapayıp, yani iç ceset, cesede dikkat edelim diye şey yapıyorum, kulağını kapayıp kendi kendini aldatarak, kendi kendini aldatarak, işte en büyük yalancılık bu. Yani kalbin ve ruhun bağırmasına kulak vermiyor. Ekmek verdi ya. Boş ver bunlar geçer diyor. Bu sefer sağlara gidiyoruz. Televizyonlara. Bu yani bunlar geçer. Onlar sanki şey vurmak gibi oluyor. Hani tıpta bir şey var. Pansuman yapmak gibi. O yüzden neşter vurulması lazım. Kendi kendini aldatarak bir bahçede bulunuyor gibi o ağacın meyvelerini yemeye başladı. O ağacın meyvelerini yemeye başladı. Halbuki o meyvelerin bir kısmı zehirli ve muzir idi. Şimdi iki mi basayım? Üçe geçmek için. Tıkla bir kez. Tıkla bir kez. Tamam şimdi söyle. Şimdi üçte miyiz? Üçte. Yok. Aynı yere mi? Öyle mi? Şimdi bir mi tıklayayım?
3. Bu. Şuraya. Bir hadis şükürsü de Cenab-ı Hak buyurmuş. Ene aynı zennab gibi, yani kulum beni nasıl tanırsa ona öyle muamele ederim. Bu çok önemli. Allah nasıl yorumluyoruz? Yani senin için Allah nedir? Yani kendisi gerçi hisseder ama bizim dünyamızda böyle Allah'a nereye sok? Yani ne kadar böyle işte nasıl bir şeydir? Ama ceza kesen, şafan, zulmeden, tokatlayan, Allah vurur, tokatlayan. Hep böyle mi anladık Allah'ı? Öyle muamele görüyoruz biliyor musunuz? Mesela bir tanesi diyor, abi bütün işlerim benim ters gidiyor. Her şey ters gidiyor. Niye? Ters düşünüyordu onda. Niye? Ne alakası var? Ağaç bile adetullah kanunu itibariyle yağmurun çekmesine müsiledir. Değil mi? Yani Allah kanun koymuş böyle adeti. Ağaç dikilen yere yağmur gelir. Onu ne yapar? Çeker. Biz de zanlarımız Allah'ın muamelesini çekiyor. Onun için niye demiş Peygamber Aleyhisselam? Nihayetsiz hüsnü zan edilmiyor. Nihayetsiz hüsnü zan edilmiyor. Yani Allah'ı nasıl biliyorsun? Allah hakikaten Peygamberimize rahmetelil amilemin olarak göndermiş. Allah kainata Allah'lık yapıyor. Kainata bir bütünlük içinde bakın. Diğer neyse ona girmeyeceğiz. Yani nasıl bilirsek öyle muamele ediyor. Mesela abi her şey ters gidiyor. Ters yola girdiğinde ondan. Her şey ters gidiyor diyor. Temel gibi ya. Radyoda anons yapmışlar. Her şey ters gidiyor. Bütün arabalar ters gidiyor diyor. Ne ters gidiyor? Radyo kızıyor. Bak diyor, hepsi ters gidiyor diyor. Bakmıyor kendisine. Her şey üstüme üstüme geliyor diyor. O zaman ters, geri geri gidiyorsun demek. Yüzün geriye bakıyor. Araba düşünün, tamam mı? Yüzüm böyle geri geri gidiyoruz. Otoban böyle gidiyor. Herkes böyle gidiyor. Bizim yüzümüz böyle ama biz böyle geri geri gidiyoruz. Her şey üstüme üstüme geliyor. Çünkü yüzüm ters. Yani her şey üstüme üstüme geliyor diyen tipler mazide yaşıyorlar. Hale gelmemişler. Hep geçmişi yaşıyorlar ondan. Hastalığının ilkini hemen odaklanırlar, gene onu yaşatırlar. Sıkıntısının ilk gününü yaşatırlar. Öyle alemine gelir, şeytan bunu yapıyor. Hemen ona odaklanınca hemen o anı yaşıyorsun. En ayine zennab gibi, yani kulum beni nasıl bilirse, tanırsa, tanırsa, bilirse de değil ha, tanırsa. Evet onu. Suyu fen bu. Suyu fen dediği şey bu. Bu. Suyu fen bunlar. Evet. Kötü düşünmek, olumsuz bakmak o hadiseye. Evet. Oysa bunu yapan Allah'tır. Senin inandığın gibi Allah bilseydi onu yapmazdı. Hadis aslında olumsuz değil. Evet. Anladınız mı bu cümlemi? Sen kötü dediğin, şer dediğin şeyi Allah da senin gibi görseydi onu yapmazdı. Onun için haşa, bazı kafirler var, şarkıcı kafirler, Allah'a bu konuda ben bile olsam böyle yapmazdım diye şarkı yapmış. Ha? Kafir yani, bilerek söylüyor. Çünkü onun alemindeki bir olay bu, filmin bir şeyi. Oysa Allah hakimdir, açıkıyor. Ne demek? Bütünlüğe hakim, bütünlüğü emrinde olan bir zat bir şeye hükmediyor. Bütünlük içinde o filmin manası var. Filmin başı ve sonu var. Başı ve sonu bilmeyen ortadaki bir resme mana veremez. Mesela bir bıçak almıştım, böyle yapıyor filmde bir resim. Vay zalim ya! Kime vuruyordu? Sonra bir baktık ki filmin bütünlüğü ve namus düşmanı, vatan düşmanı hain bir adammış yani. Yine bir çocuğu öldürüyormuş da onun için adam böyle şey yaparken. Ama biz bu filmin başını sonu bilmeden buna zalime acıyoruz. Olaya böyle bakın. Suyu fehminden, akılsızlığından. İşte bu bedbaht adam
suizan ile, akılsızlığı ile. Kime suizan ediyor? Allah'a. Allah'a suizan ediyor. Allah'a suizan ediyor, biliyor musunuz? Vay be. Niye böyle yapıyorsun? Bir sitem yolla Allah'a. Yani haşa, sitem yap Allah'a. Yani Allah hakikaten Allah'lık yapıyor. Bir bütünlük içinde o da lazım ki müsaade ediyor. Benim gibi Allah görseydi onu ezer. Benim gibi bakmıyor onu diyene. Demek ki dünyada aksesuarlık da lazım. Arabanın her şeyi işe yaramıyor. Ama aksesuar da lazım değil mi? Şimdi düşünün, bütün kafirler, isyancılar yok. E bu dünyanın tadı da olmaz ya. Aksesuar yok. Evet, senin de değerin bilinme. Yok ki, tadı olmaz yani. Mesela herkes as-ı saadet gibi düşünse ne olur? Cennet gibi olur ama olmaz yani. Olmaz. Abi Cenab-ı Hak şey dedi, eğer zaten siz günah işlemeseydiniz sizi... Yani... Günah işleyecek fıtratta olmasaydınız, günah işleyecek fıtrattakileri yaratır. Yapabilecek fıtrat. Çünkü günah işleme fıtratı vaydi kıyası yapıyor alemimiz. Bak, Allah'a suizan ediyor ve akılsızlığı ile gördüğünü görgün değil, gördüğünü matbaa yanlış olmuş, gördüğünü adi ve aynı hakikat telakki etti. Yani şu gördüğü kanser var ya, olumsuzlukları. Aynı gördüğü gibi zannediyor. Oysa arkadaki olay farklı. Şöyle diyeyim. Film seyrediyorsunuz. Mesela şöyle diyeyim. Kötü bir rolde oynan, müşteşem bir şey. Kur'an'ı bir film. İkisinin de arka verisi 0011, 0011, öyle değil mi? Yazılım öyle değil mi? Mesela bu tarafta necis. Yani gübre, kurutun ama nur çıkıyor ondan. Arkası nur. Gübre ya necis. Mesela üzerine şey yapsa namaz olmaz. Ama tezekte siniyorsun öyle olur. Yemeğini bile pişiriyorsun. Arkası, yani içerisi nur, enerji. Sırf gördüğünü, arabaya bakıyor, şoförü kıyas ediyor. Bak, sırf gördüğünü adi telakki etti ve öyle muamele, gördün adi, aynı hakikat telakki etti. Yani neyi gördü? Bu olmaz ya, olmaması lazım. Kanser, verem, yani bu vesaire, fakirlik, fukaralık. Öyle muamele gördü, görüyor ve görecek. Ne ölüyor ki kurtulsun, ne de yaşıyor. Böylece azap çekiyor. Görüyor musunuz? Azap çekiyor. Kim azap çekiyor? Bakın görüyor musunuz şurayı? Şuradan. Bak şunu hulase et. Şu şunun açılımıdır. Adi aynı hakikat telakki etti. Bu telakki ettiği şu, şu, şu. Komplesi şu demektir. Bu ikisi de bu demektir. Azap çekiyor bunlardan, alt verisinden dolayı. Azabın kaynağı bu. Evet, görüyor musun? Bir daha söyleyeyim. Bedbaht adam Allah'a suizan ettiği ve akılsızlığından gördüğü adi, adi ve aynı hakikati gördüğü gibi sıradan telakki etti. Öyle de muamele gördü. Yani bu üç burayı 1, 2, 3, 4, 5. Beşin hulasası şudur. Ne ölüyor, ölüyor ki kurtulsun, ne de yaşıyor. Ne yaşıyor ne ölüyor. Onun adı ne demek? Azap demektir. Çok antika. Azap bu. Ne ölüyor ki kurtulsun, ne de yaşıyor. Ne demek azap çekiyor? Hoş oldu değil mi? Mustafa neredesin? Merak ettiğin için söylüyorum. Bak azabı tarif etti. Azap nedir? Azabın veri tabanı budur. Bu. Bir kafirin ruhundaki azap
şu temel veriden kaynaklanıyor. Evet. Eğer biz de bunlara düşersek şuraya, tamam şuraya düşersek şu, suizan Allah'a suizan edersen, akıl yani, akıllı bir de söyleyeyim, bunu yeri gelmişken söyleyeyim, uzar diye demedim başta ama zamanı uzattığımı da biliyorum ama çölde giden bir adam düşünün, böyle kervan, develeri var, at olmaz, yatacak adam, deveyi bağlayacak, birbirine bağladığı zaman komple gidiyorlarmış. Deveyi nasıl bağlıyorlar demiştim daha önce. Çivi çakarlar kuma, oraya bağlarlar, oho sıkıp gider. Devenin boğazındaki ipi ya kuyruğuna bağlarlar ya ayağına. Çoğunlukla kuyruğuna bağlarlar. Onun için akıl ikaldan geliyor. Bağ demektir. Bak çünkü çok da ilginçtir yani. Ön ayağına değil, kıçına bağlıyorlar, arka ayağına. Kuyruğuna. Ondan sonra deve tabii gidecek ama bağlı ya, çöküyor, gelmiyor. Çünkü gelmiyor yani, ha bağlı olduğunu anlıyor. Dönüyor, dönüyor, oturuyor. Ya bağlı olduğunu zaten anlıyor. Nereye bağlı? Deve, kıçına bağlı, haberi yok. Kusura bakmayın ama. Tamam. Oraya bağlı. Şimdi akıl böyle, akılsızı bunu tarif ederler. Aklını bağlamış başka yere. Bağdır. Onun için suizan var ya, suizan. Ena ene zeni abdili. Akıl bağdır. Nereye bağ atarsanız akıl onu yorumlar. Orayı, orada olur. Onu yaşar. Aklınıza hakim olun. Yoksa akıl size hakim olursa dünyanız çekilemez. Çekilmez. Aklımıza hakim olalım. Eğer akıl bize hakim olursa vay halimize. Her türlü yanlışlıkları yapıyoruz. Sahtekarlığı oradan yapıyoruz. Yanlışlığı oradan yapıyoruz. Vefasızlığı oradan yapıyoruz. Yani öz değerlerimizi orada yanlışlık yapıyoruz. Aklı nereye bağlıyoruz? Akla hakim olmak için ne yapmamız lazım? Akla doğru düşünce malzemesi vermek lazım. İşte bir bahçeye rast geldi. Ha. Böyle azap çekiyor. Biz de bu meşhumu bu azapta bırakıp döneceğiz. Saatindeki kardeşini anlayacağız. Burada bırakıyorum. Bu dersi birkaç hafta yapacağız. Burada durduk. Sayfa kaçta? 3. Kaç sayfa bu? Bak size bir göstereyim de haftaya devam ederiz diye. Ben de yazdım. Bu böyle, bu sağ yok. Çünkü boyum yetişmedi. Bu da sol yok. Dur. Daha kal. Bu da sol yok. Bir fazla uzun değilmiş sol yok. Bir adam boyu. Bakayım. Neredeyse bir adam boyu. Sekizinci söz. Ama gözünüzle görüyorsunuz ki efendim ruhsal yapıyı nereden kaynaklanıyor? Böyle baka baka. İşte psikoloji dersler var ya bizim sitedeki. Yap. Bunlardan çıkartıyorum. Şimdi ne yazacağım biliyor musun? Azap ne demek? Bunları kullan. İşte Risale-i Nur'da. Hiçbir şey değiştirmedim görüyor musunuz? İzahta değil. Lugatında da değişiyor. Hiç kelimesini değiştirdim. Yalnız dizdim. Dizdim. Şöyle dizdim, böyle dizdim. Altını, üstünü. Yani mana falan. Azap neymiş? Yani bir insan niye çöker? Ruhsal yapısı niye çöker? Sonra daha harika tabii bu ısırma şeyleri. Daha üçüncü sayfa. Toplam kaç sayfa bu? 12 sağ. Son? 14-15. Ne yapar toplam? Sayfa olur. 3. Bu 3 değil. 8. sözdeyiz. Allah'ın verdiği misalin içinde misal kendisi hakikattır. Bu kuyuda kuyu misalini Cenab-ı Hak kendisi vermiş. Ama o çok antikadır tabii. Bak fasık müthiş. Burada İbrahim Aleyhisselam. Bak 8. söz
Sözlerin lügatçesini Filistesini kim yapmış? Biliyor musunuz? Ustad kendisi yapmış. İnne dine inde Allahil İslam ve Allahu la ilahe illa huvel kayyum ayetlerinin mealinde mahiyeti dünya ve dünyada mahiyeti insan ve insanda mahiyeti din hakkındaki ayatın mühim bir sırrını Suhuf-u İbrahim'de aslı bulunan güzel ve parlak bir temsil ile tefsir etmekle beraber Suhuf-u İbrahim'de aslı bulunan Tevrat'ta da rastlarsınız. Gördüm ben, Tevrat'ta da okudum ama İbrahim Aleyhisselam tam böyleymiş. Burada Suhuf-u İbrahim'de aslı bulunan, biz ele geçiştik, değil öyle. Simgesel olarak hepsi simgedir. Kuyuda maksat kimdir? Ecele gireceğiz, ömüre gireceğiz. Ömüre, ömür, ecel. Bir de neydi? Üç tane. He? Bedene bakan. Ömür, ecel, mevt. Mevt. Üçü de ne demektir? Ölümle ecel çok farklıdır. Ama biz hep aynı deriz. Uzattım biliyorum. Hakkınızı helal edin. Ölüm, terhin, bakacağız. Terhin, terkeret. Bir dakika, bir de söyle. Ölüm, terhin, ecel, terhin, terkeret. Ölüm, terhin, ecel, terhin, terkeret. Tezkere. Biliyor musun? Asker oldun, terhis oldun, zamanı geçti ama tezkeren yok. Gene olmadı. Tezkeren var ama nasıl uydurdunsa ölmemişsin yani. Zaman bitmemiş, o da olmadı. Vahir davahu min ilhamdülillah rabbil alemin. El-Fatiha. Selamat.